Seyir'e hoş geldiniz. Bu bölümde Samsung A51 telefonu evet. inceliyoruz. A50 çıkmıştı geçen sene. Orta düzeye yönelik A30, 50, 70, 80 çeşitli modeller çıktı. A50 sonra A50s oldu galiba. Şimdi A51 oldu. 51. 2020 yılında A51 olarak gençleşti. Ekranı bir lokmacık büyüdü. 6.4 yerine 6.5. İnç oldu ekranı, ortası delikli yine, AMOLED ekran, 20'ye 9 bunun oranı, Hı -hı. artık iyice 21'e 9'a doğru adım adım Değil yaklaşıyorlar, 18.5'a 9, 19'a 9, 20'ye 9 bunun oranı, o yüzden biraz daha önceki A50'den biraz farklı, 1080'e 2400 piksel oluyor bu ekran. Şimdi bu ilginç bir günümüz telefonlarıyla karşılaştırdığında ilgi, ilginç bir tarafı bunun ekranı kavisli değil öyle kenarları bombeli değil düz hmm. daha geleneksel yapıda. Ama mesela Samsung'un o ekranı kavisli olan telefonlarındaki Edge Lightning ya da şu kenardan Edge panel hmm. kenardan açılan panel bunda var. O Edge Lightning kenar aydınlatması Note'daki falan gibi değil farklı efektler var bunda ama o sistem var. Öyle bir Samsung, biraz üst modellerden bir şeyleri buna aktarmış. Parmak izi ekrandan optik, ultrasonik değil, optik algılayıcı konulmuş ekranın alt tarafına doğru. Çok hızlı okumuyor. Hmm. Hele bu şey, bu zaten ekrandan olan çözümlerin hiçbir o eski fiziksel evet. ayrı algılayıcı hızında okumuyorlar. Bu da sonuçta okuyor ama o kadar hızlı fiziksel şeyin olduğu kadar algılayıcının hızında değil. Yüz algılıyor ama yüz algılama var. Yüz algılama var. Öndeki kamerasından kamerası tabii ekranı delip geçtiği için öyle açılar hmm. falan şey de değil. Şimdi ekranı böyle 1080'e 2400 piksel 6,5 inç. Bence yani güzel Samsung'un zaten Samsung ekranlarını kendi üretiyor. Bu AMOLED ekranların parlaklığını, renk doygunluğunu falan zaten kullanıcılar biliyor. Aynı ekran kalitesi devam ediyor. Özel bir yanı yok. Gayet güzel ekran. Şimdi notlarıma bakayım. 7.9 milim kalınlığı var. Normal günümüz telefonlarının standartını karşılıyor. 172 gram ağırlığı var. O da hani ağır denecek bir telefon değil. 200 gramın altında. Şu Bu ekran büyüklüğüyle birlikte tabii biraz büyümüş telefonlar. Normal işte 170 gram. Hı hı. Ee, bekleyeceğim bir özellik. Şimdi içinde Samsung'un kendi Exynos 7 Octa 8 çekirdekli işlemcisi var. 96-11. 96-10'du bunun işlemcisi. 11 olmuş bu 51'de, A51'de. 8 çekirdek. Bunların 4'ü A73, 4'ü A53. Yani bunlar güncel ARM çekirdekleri. 4'ü 2.3 GHz, 4'ü 1.7 GHz. Gayet yüksek işlem gücü. 6 GB bellek var bu modelde. 128 GB depolama var. Bellek kartı desteği de var. Grafik içinde Mali G72 var. E tamam bunlar ortanın üzerinde özellikler. Zaten performans konusunda da bilgi vereceğiz. ...ortanın üzerinde kabul edeceğin özellikler. Evet. Ee, bir Samsung özellikle not düşmüş. Benim kullanan arkadaşlarımda da daha önce böyle bir sorun yaşadılar zaten. Şimdi bunun kutusundan çıkarttığında ekranında bir optik <laughs> koruyucu bir film geliyor... Şimdi biz çekim yapabilmek için onu çıkartıyoruz tabii ekranın tam kendi parlaklığını rengini görelim diye ama kullanıcının çıkartması şart değil, değil. sonra gidip taktırıyor çünkü. Evet. İşte o sonradan taktıracaksan Samsung özellikle belirtmiş ekrandan parmak izi okuyor ona göre uygun Öyle. film taktır diye. Şimdi çünkü şimdi sokak arasındaki bayi her zaman onu bilmeyebiliyor bu yeni bir konu. Gidiyorsun hatta cam taktırıyorlar falan önüne parmak evet. izi çalışmıyor. Olmaz. Onu dikkat edeceksin, Çalışanını soracaksın. Hı hı. Ya da işte bir önünde bir ince film takılı geliyor, istersen çıkartma. Evet. Biz ilk yaptığımız onu çıkartmak oluyor. Sen istersen çıkartma. Kulaklık fişi duruyor. duruyor. Yeni telefonlarda farklı bir özellik olarak hı hı. duruyor. İyi olmuş. Dolayısıyla kulaklıkta eski, eski tip ya da hı. geleneksel tip. Type C USB bağlantı sonunun yanında. Hı hı. Çift sim var. Onu da kullan. Artık çift sim öyle bir şey oldu ki özellikle belirtilmiyor. Ya da telefonların çift sim versiyonu ayrı üretmeye gerek duymuyorlar. İşte çift sim Standart koymuş oldum. istersen kullanma. Ee, bir ilginç özelliği benim hoşuma giden bir özelliği bu kutusundan Android 10 ile çıkıyor. Güzel. Sonradan güncellemen gerekmiyor. Kutusundan böyle çıkıyor. Hatta bildiğim kadarıyla Samsung'un ilk kutusundan Android 10 çıkan telefonu buydu. Bize geleli bayağı zaman oldu. Araya başka ürünler girdi diye gecikti. Android 10 yüklü. Şimdi belki bugün hani 2020'nin Mart ayında o kadar büyük bir şey değil bu ama geldiğinde ilginç bir şeydi kutusundan Android 10'la çıkması. 3 renk seçeneği var diye belirtmişim. Bu ne renk? Siyah mı? Ben siyah derdim ama kesin onun özel bir ismi var. Beyazı vardır. ve pembesi var. Evet. Başka renkleri de var. Bakıyorum notlarıma. 4000 mAh pil içindeki pil gayet iyi şarj cihazı bu 15 watt standart artık her Samsung kullanıcısının aşina olduğu şu hı hı. hızlı şarj cihazı depolamasını söyledik ekranını söyledik fotoğraf kısmını sona bırakıyorum genel olarak yapısı bu ben... Samsung'un o kendi One UI arayüzü Evet çalışıyor üzerinde. Abi şunu söyleyeceğim benim ben de Samsung S9 Plus kullanıyorum. Ee, Samsung'un şey iyi. Şimdi biz Android 10 iyi dedik ya. Aslında ondan daha önemlisi şu güvenlik yamalarını alması ve o hep e, geliyor o yamalar. Neredeyse aylık. Ya şimdi bu tabi güncel telefon olduğu için geliyor. Gelmese biraz ayıp olur zaten. Ama ha şimdi şey bir gelenek gibi oldu. Telefonun fabrikadan çıktıktan sonra iki Android Neslini daha hı hı. alacağı e, Samsung'da özellikle. Hani bu gelenek gibi oldu ama tabii firma böyle ağzıyla böyle bir taahhüt vermiyor sana. Evet. Ama böyle oluyor hı hı, doğru Bu da şimdi hani bir sonrakine çok büyük ihtimalle geçer. Hı hı. Ama yani firmanın öyle bir verdiği bir taahhüt yok tabii ki. Tuşlar yine bu işte en son... E, Note 10 ile başlayan Samsung'un yeni modası mı diyelim, tasarım yaklaşımı mı diyelim. Tuşlar bir tarafta. Bir tarafta ee, Power diyor. tuşuyla Bixby tuşu aynı tuş. Sen özelleştiriyorsun. Hı hı. Bu arada sen hani söylerken şeye baktım. Prism Crush Black diye geçiyor. İşte o tescil edebilmek için normal siyah yazmıyorlar hiçbir zaman. Mutlaka birazcık şeyini bir hani o siyahın koyuluğunu, grinin açıklığını falan birazcık oynayıp da tescil ediyorlar öyle bir isim verip Evet. Kendilerini özel hale getiriyorlar. Bir de şey var abi, Hiçbir firmada o yüzden siyah, beyaz, kırmızı yok. E, şimdi detayda girecek elimde gözükmüyor da. Şu üstü desenli bunun ama şey değil hani tür pütür eden bir desen değil. Üstünde şekil yapmışlar. Yani full böyle siyah evet, bir zemin, evet. şey değil, kapak değil. Şimdi o da biraz telefonlarda 2020 evet. modası gibi bir şey. Tek renk Tek olmuyor renk da bir çapraz falan Hı -hı. bir kesim oluyor. Bence yakışıyor. O da. diğer bütün üreticilerde de aynı şekilde. Hepsi aslında birbiriyle aynı şeyi uyguluyor. Şimdi benim bu telefonu kurcalarken hoşuma giden bir yanı şu oldu. Özellikle S20 ile birlikte şu arkadaki fotoğraf adasının büyüklüğü konuşulur oldu. Çünkü S20'nin özellikle ultra'sında gerçekten büyük şu. Çok büyük orası. O çıkıntısı önemli değil. Şu evet. kadar bir çıkıntı ama telefonun Yer her tarafını kaplıyor. Bunu enteresandır. Bir sürü algılayıcı olduğu halde çok büyük değil. Hani S20'yi yine aklımıza takıyoruz. S20'nin ultra plus olmayan modelindeki kadar... Ama şu adanın içinde kaç tane göz var? 4 tane göz var. Şimdi orada bir Flaş tane var. 48 megapiksel ana kamerası var. Evet. 12 megapiksel ultra geniş açı var. 123 derece diye belirtmişler. 12 megapiksel. derinlik sensörü var 5 megapiksel. İlginç bir şey, bu telefona özgü bir şey, her zaman görülmeyen bir şey. Makro yani yakından Doğru. çekim kamerası var. O her telefonda olmuyor. Belki de hani geniş açının artık her telefona yayıldığı özelliğini, anlamını kaybettiği bir yerde daha işlevsel makro yakından çekim için 3-5 santimden odaklayabiliyor. Yani bir ufak bir figür, bir şey çekiyorsan, elektronik devre, anakartın üzerindeki küçücük devre elemanını çekmeye çalışıyorsan diğer fotoğraf makineleri o kadar odaklamayabilir. Yoksa makro Orada özelliği <laughs> makro kesmen, yoksa, kesmen gerekiyor, Evet. Burada makineyi yaklaştırıp detaylıca, büyükçe çekebiliyorsun. Evet. Orada da şeyi söyleyeyim de e, dikkat etsinler ona. Mesela şunun üstündeki minnacık yazıları çekeceğim. Şimdi bak ne olacak? Işık oradan geliyor ya. Böyle yaklaştırdığın zaman e, kocaman evet. telefon gölge yapıyor. Öbür türlü yaklaşıyor. o yüzden her zaman evet e, ışığın bu taraftan almasına dikkat edeceksiniz. O zaman hakikaten sonuçlar dramatik şekilde değişiyor. E, sana bakan 32 megapiksel selfie, selfie kamerası var ki 32 megapiksel ha. Bayağı yüksek hı hı. E, sana bakan kamera için. Şimdi iki kamerada da önde de arkada da 4K video çekimi var ama 60 kare yok. Zaten bu makinede bu telefonda 60 kare yok. Bu 1080p'yi de kare seçtirtmiyor sana. 1080p videoyu da 30 kare çekiyor. Bunda 60 kare diye bir şey yok ama o ağır çekim süper ağır çekim onlar var ayrıca. Hı hı. Bir de hani dünyada da incelemelerinde özellikle belirtilmiş. Ben de kurcalarken dikkatimi çekmişti. Makro şu altta işte geniş video, fotoğraf, geniş açı falan modları var ya makro o diğer daha menüsü, fazla daha, daha fazla menüsünün Maalesef. altında. Onu hatta bazı yayınlar eleştirmişler. Ya bu bu makinenin özelliği bu. Aynen. Niye oraya gizlediniz? ikinci menüye koydunuz diye haklılar. Haklılar. Ee, orada buluyorsun dediğim gibi hani yavaş çekim falan olmasına rağmen 60 FPS bu şeyde yok. Bu makinede o ha yazılım güncellemesiyle gelir falan onu bilemiyorum. Hani o konuda açık bırakalım ama Mart 2020 itibariyle Abi ben bunun segmentasyon olduğu için olduğunu düşünüyorum bu, yani, bu alette bu güç var şimdi aslında. Şimdi o kadar fazla çünkü A serisi telefon var ki Samsung'da. Bazı hani bir araya fark koymak lazım. Öyle. Buna onu koymamışlar. 4K'da tabi şimdi birçok makinede de şöyle bir şey var, Bilinmedi, bilinmeyen altının çizilmesi gereken. Şimdi 4K'ya geçince bazı özellikler de yine yok oluyor. Mesela Aynen. görüntü sabitleme, süper dengeli video diyor Samsung ama 4K'da o da yok. Aynen öyle. Bu makinelerde 4K birazcık işte bonus gibi bir şey. Asıl işte bir gibi düşünmeyeceksin. H265 var neyse ki. ...ben ona ilk baktığım şeylerden birisi... az yer kaplıyor ama ...H265 H2 var... ...1080p videolar çekmek için... ...uygun... ...30 kare... Hı hı. Yani ...normalde de şimdi 60 kare açıkçası... Hani ...insanlar nedir hep bizim verdiğimiz örnek... ...çocuğunu müsamelede çekiyor falan... ...onu zaten 60 çekme 30 çekersin... ...ha 60 bir işe yarayan bir... ...ek özellik cebinde... ...alet çantanda durmasını istediğin bir özellik... ...bunda yok... Hı hı. ...konulmamış... Valla hmm. ben de bundan çekim yaptım ee, bütün özelliklerini kullanarak örnekleri görecekler ve indirebilirler videonun altındaki linkten. Ee, öncelikle bu şimdi işte 2600 liralık bir telefondan bahsediyoruz, evet. 500 liralık bir telefondan bahsediyoruz. Aldığım yani bu şeyde bunun en büyük rakipleri hep Çinliler daha evet. ucuzlar hem de o Çinliler işte 500 liralık daha ucuz gözüküyor şu an piyasada. Onların onlarla hani yarışabilecek bir kamera çözümü sunmuş ama bazı özellikleri eksik kalıyor ve bazen de işte şey şu an bu telefon ben çekim yaparken %100 hazır olmadığı belliydi. Mesela gündüz bile fokus hunt sorunu yaşadım ben. Ya arıyordu kilitlenecek yeri. Yani derinlik sensörü olmasına rağmen. Ee, ve 4K'da yine videoda görecekler. Bazen şey kaldı. Hani netleyemeden çekmeye devam etti. Bunların hepsini ben düzeltileceğini tahmin ediyorum çünkü başka telefonlarında Samsung'un rastlamamıştım e, ve hala da güncelleme alan bir telefon ama benim <laughs> ben çekerken bunlar vardı baştan söyleyeyim. Bir şey güzel şimdi bu tip ekonomik kameralarda e, telefonlarda hani ekonomik derken o şeyin ürünün gamı içinde bu ekonomik sayılıyor. E, geniş açı kamerasıyla ana kamera arasındaki fark çok bariz olur. Bunda o kadar bariz değil kötü anlamda fark olur ama geniş açıya geçince bir anda ne oluyoruz dersin kötüleşir görüntü. Evet. Bunda öyle değil. Gündüz geçişlerinde gayet iyiydi. Gece kamerasının sadece gece geniş kamerasız gece çekimlerinde birazcık o fark, o, maalesef olumsuz manada ortaya koyuyordu evet. ama gündüz çekimlerinde ben çok memnun kaldım. Hatta şöyle bir şey oldu. Bahsettiğim sorunlar geniş açı kamerasında yok ve geniş açı kamerası da 4K çekebiliyor. Heh. O yüzden demek ki bir yazılımsal bir şeyler var ana kamerayla alakalı düzelteceklerini umut ediyorum. Bir de senin söylediğin şey var. Şimdi bunda bir ace var zaten. Evet. Ama bir de şurada bir el işareti var. Onu tıklarlarsa ekstradan bir titreşim engelleme sistemi gidiyor. Lazım olduğunda aktif etmekte fayda var. işe yarıyor. Normal AIS'inden de memnun kaldık ama 4K'da AIS olmamasının da etkisi çok bariz oluyor bu telefonların hepsinde. El titreşimi çok olmasa bile hani şöyle etrafımda gezerek çekeyim dedin mi eh olmuyor. Yani şey çok fazla titriyor video. Ama onun dışında e, görüntü kalitesi gündüz. Videolarda evet. da e, iyiydi. E, Zayıf noktası her zaman olduğu gibi gece çekimi. Şimdi bunun içinde 4000 miliamper bir pil var. Bununla evet. işte mesela PC Mark testinde 11 saati geçiyor. Biraz geçiyor ama geçiyor. Bu iyi bir değer. Yani bu 11 saat PC Mark testinde 11 saat Note 10'un falan aldığı değer. Hani küsüratını çok katmıyorum saat olarak. Yüksek telefonların aldığı değer 11 saat iyi bir değer da böyle. Oyunlarda da 5 saate biraz geçiyor. Evet. Pil e, ömrü. Bu da yine düzgün bir değer. Pil konusunda tamam. Hani bekleneni veriyor. Hı hı. E, ekstra bir özelliği yok ama kötü de değil. Performans konusunda bazı belli başlı testleri ben yaptığımda hani e, biraz şanssızım. Benim elimde bunların da karşılaştıracak pek kategorisi ürünler yoktu. Biraz daha yüksek ürünlerle karşılaştırdım. Şimdi hani bir Note serisi S10 serisi bir telefonla karşılaştırdığında tabii ki düz işlemci performansı, grafik performansı 3'te 2 ya da yarı yarıya falan durumunda. Ha ama tabii ki o o rakibiyle karşılaştırdığında, bunu kendi içinde değerlendirdiğinde kullanımında bir ekranda bir arayüzde geçişlerde bir takılma, bir duraklama, oyunlarda şeyde bir sıkıntın yok. İşlem gücü gayet yüksek. Bence Samsung tam şeyi bulmuş. Ortayı hı hı. yakalamış. Sunduğu kullanım deneyimi yüksek telefonlara göre farklı bir şey sunmuyor sana. Kesintili bir şey sunmuyor. Kabul edilebilir bir Android deneyimi bedeli ne kadar? Evet. Şimdi Samsung bu telefonu Samsung piyasaya sunduğunda 3000 lira önerdiği fiyat vardı. Tabii o 3000 değil 2999'du. Evet. Şu anda uygulamada çarşıya çıksan online çarşıya çıksan 2500, 2600 liraya büyük mağazalar bile bunu sana veriyor. Hı -hı. Çok ararsan hani böyle 2500 biraz riskli alışverişlere meraklıysan 2500'lerde de görebiliyorsun. Şu andaki fiyatı 2600'e tanınmış online mağazalardan alabiliyorsun. Aynı paraya ne var ona baktım. Mesela çok çok tutulan bir telefon Xiaomi'nin Redmi Note 8 Pro'su. Hı -hı. Yine 128 GB modeli 2500 lira. Yine büyük mağazalarda. Aynı fiyat hemen mi? Aynı fiyat. Hangisi daha iyi? Tartışılır. Hani birinin bir tarafı iyi, birinin bir tarafı iyi. Şey marka tercihi sana kalmış. Xiaomi'ye mi daha çok sempatik bakıyorsun? Samsung'a mı? Tamamıyla kullanıcının vereceği karar. Ama 2500 liraya böyle bir şey alabiliyorsun. Yine 128 GB depolamalı. Şimdi 2500 lirayı cebine koydun mu seçenek çok. Çok fazla. Çok fazla telefon var hiçbiri de çok kötü değil. Şimdi aynı fiyat düzeyine Realme beş, ürünleri var. 5 Pro var evet çok. Evet 2000 yeni lira hatta. He, piyasaya giren Realme ürünleri var. Cebinde biraz para bile kalır. Kalır. Ee, Kamerası daha iyi. Evet, o yüzden hani 2500 lirada rekabet çok zor. Ürün çok fazla. Maalesef ortalama telefonlar 2500 liraya çıktı, hmm. yapacak bir şey yok. Tabii canım. Ama Bunlar ortalama 2500 liraya aldığın ürün gayet iyi, İşlem gücü, depolaması 128 GB, çift sim, sim kartı. Aldığın ürün gayet iyi, 2500 lira kadar çıkıyor cebinde. Dediğim gibi tercihini sen yapacaksın, bu telefonların hiçbiri öbürünü ezmiyor. Rakiplerini ezip geçiyor, inanın tek seçim falan denecek bir şey. Tabii canım. Yok bence hepsinin kendine göre bir avantajı var seçim çok zor biz de çok yardımcı olamıyoruz çünkü birazcık orada tercihler öne çıkıyor hmm. hani çünkü abi, bak basit bir şey. Adam der ki ben Çinli telefon almayacağım. bitti e işte, Ne diyeceksin? Kore bu akrabası? Diyeceksin? o var. Hani orada artık hiçbir ürün birbirini parçalamadığı için kişisel tercih, sempati, eski deneyimler. Ha, eski deneyimler. Eski deneyimler öne çıkıyor. Ya da eski deneyim yeni bir şey deneme isteği öne çıkıyor. Ama bu A51 ee, Samsung herhalde iki sene içinde evet. telefon yağdırdı. Hani A serisi tek sayılı. A3, A5, A7 diye modellerde Onlar iki sayılı oldu, iki basamaklı sayılar oldu. Aynen. Onların bir Sleri çıktı. Evet. Sonra onların bir de işte birleri, 51, 71 gibi revizyonları çıktı. Çok fazla gerçekten evet. ağlı model var. Biz bunu hep bu modelleri incelerken söylüyoruz. Hani takip etmek mümkün değil. M serisi var satıcıların da ipin ucunu kaçırdığını düşünüyorum. Hani hmm. Samsung'da artık kullanıcılar da yoruluyor çünkü sen işte alıyorsun onun S'si çıkıyor, bir ekleniyor falan filan. Çok model çıkması insanları yoruyor. Yalnız bak şey çok bariz. Hani Samsung'un bu Çinlilerle rekabet etmek için ürün gamını jet hızıyla değiştirdiğine şahit tabii olduk ki, bu tabii şeyde. Tabii ki tabii çünkü ki. Çünkü normalde bu paraya hep daha az donanım verirdi Samsung ama artık değil tabii öyle değil ki, öyle bir şey tabii yok. Ki, tabii ki. işte bir bu firmalar bir baskı yaratıp şeyi değiştiriyorlar telefon piyasasını değiştiriyorlar. Evet. Şu anda değişim tüketicinin yararına bir değişim öyle. gözüküyor. Öyle, öyle O yüzden ha ama işte ortalama bir telefonun 2500 lira olması o daha çok Türkiye'nin ekonomisiyle alakalı Tabii bir o kriz. Tabii bizim sorunumuz. Herkesin e, ilgilendiren bir kriz. Öyle. A51 böyle. Samsung'un güncel orta düzey bir telefonu. Peki Erdoğan abi sana da teşekkür edelim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Görüşmek iyi. üzere.